Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, gittikçe daha tehlikeli hale gelen dünyada kendi güvenliğini sağlamak için yeni politikalar belirlemeye 11 Eylül olayları öncesinde başlamıştı. Amerikalılar terörün hangi boyutlara erişebileceğini gördü. CIA 11 Eylül öncesinde terörle nasıl mücadele ediyordu? Her şey CIA binasının etrafındaki çalışanlara arabaların içinden makineli tüfeklerle ateş açıldığı 1993 yılının bir sabahı başladı. Amerikan vatandaşına işlenen bir suç söz konusuysa soruşturma süreci ne kadar sürerse sürsün, failler eninde sonunda yargı karşısına çıkarılacaktır. Amerika Merkez Haber Alma Teşkilatı binası dünyadaki en güvenilir binalardan biridir. ...25 Ocak 1993'te CIA terörist saldırılara karşı kendinin de ne kadar savunmasız olduğu gerçeğiyle karşılaştı. Saat 8'de 29 yaşındaki Pakistanlı Mirai Malkansi arabasını CIA binasının önüne park etti ve AK-47 tüfeğiyle binaya giren çalışanların üzerine aralıksız kurşun yağdırdı. Kurşunlama bittiğinde iki CIA çalışanı ölmüş, üçü yaralanmıştı. Kansi yakalanmasına fırsat vermeden hemen Pakistan'a kaçtı. Suçlunun yakalanması için uluslararası bir operasyon başlatıldı. FBI, Kansi'yi en çok arananlar listesinde ilk onun içine koydu. CIA, Afganistan'ın komşusu Pakistan'da varlığını hala sürdüren Soğuk Savaş kaynaklarından istihbarat topladı. Kansi'yi yakalamak birkaç yılımızı alsa da onu yakaladık ve adalete teslim ettik. Sonunda Kansi yakalandı ve Washington'a geri götürüldü. Yargı önüne çıkarıldı. Birinci dereceden cinayet ve ağır yaralama suçlarından ölüm cezasına mahkum edildi. Düzenlediği saldırıdan 5 yıl sonra 1998 Şubat 4'te Fair Eyalet Mahkemesi'nce Kansi'ye ölüm cezası uygulandı. Şimdi suçun işlendiği yerde ölenlerin anısına ahşap haçlar duruyor. Yakın zamanda meydana gelen terörist saldırıların önlenmesi amacıyla istihbarat teşkilatı önlemler alıyor. Merkezi çevreleyen 250 metrekarelik alan 24 saat koruma altında. Sadece görevlilerin içeri girme izni var. Engeli geçti. Giriş izni alanlar güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra yaka kartı takmak zorunda. Merkezde bulundukları zaman boyunca kendilerine her zaman bir CIA çalışanı refakat ediyor. CIA'nin yabancıları merkezden uzak tutmaktaki amacı güvenliği sağlamanın yanı sıra elindeki çok gizli bilgilere ulaşılmasını engellemek. Belgelenen bilgilerin merkezin dışına çıkmaması için çok sıkı yaptırımlar uygulanıyor. Merkezdeyken cep telefonu, çağrı cihazı veya kişisel bilgisayar bulundurmak yasak. Merkezin içi tamamen ses yalıtımlı. Elektronik olarak belgelenen bilgilerin hackerlar tarafından dışarı sızdırılmaması ve ele geçirilmemesi için CIA bilgisayarlarını koruyan özel programlar söz konusu. Genel olarak istihbarat merkezleri bilgilere ulaşılmasını engellemek konusunda diğer hükümet organları kadar zayıf değil. Bunun nedeni çok açık. Çok gizli iletişim ağlarımız ticari amaçlı ağlardan tam anlamıyla yalıtılmış durumda. Koruma kalkanı söz konusu, binalarımızı nöbetçiler ve emniyetle koruduğumuz gibi ağlarımızın hiçbir saldırıya uğramamasını hava boşluklarıyla sağlıyoruz. Bilginin izinsiz dışarı çıkmasını engellemek için merkezdeki bilgisayarların çoğu veriyi diske yazdırma ya da yükleme programlarından yoksun. Bina dışına çıkan bir bilgi bir şekilde yanlış insanların eline geçebilir. Bu nedenle CIA, belgelenmiş bütün bilgilerin toplanıp yok edilmesini sağlıyor. Shredded and burned.
Bütün bu uğraşın amacı gizli kalması gereken bilgilerin hiç kimsenin eline geçmemesini temin etmek. Personel seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Kendi çalışanlarımızın geçmişleri hakkında bilgi topluyoruz mesela. Çünkü elimizdeki bilgilerin açığa çıkması insanların hayatını tehlikeye atabilir. Elimizdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için çok sıkı çalışıyoruz. Teknoloji hızla ilerlerken bilgiyi koruyabilmek gittikçe zorlaşıyor. Soğuk Savaş boyunca CIA, Sovyet Rusya ve müttefikleri hakkında bilgi topladı. Günümüzde ise sayısız düşmanla uğraşmak zorundalar. Tarihçi Kate Melton bir Soğuk Savaş dönemi casusluk uzmanı. Aynı zamanda dünyanın en geniş casusluk aletleri koleksiyonuna da sahip. CIA merkez binası bu koleksiyonun bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Melton CIA'ye tarih danışmanı olarak da hizmet veriyor. CIA'nin bugünkü en önemli çabalarından biri, teknolojik açıdan kötü adamların bir adım daha önünde olmaktır. Hem de teknolojinin hızla değiştiği ve bazen elinizdeki bir çipin buzdolabınızdaki sütten daha erken değerini yitirdiği günümüzde. Bundan bir hafta sonra yeni bir teknoloji rahatlıkla çıkabiliyor. CIA 1981'de ikinci bir binanın inşasına başlıyor. Düşmanların daha sofistike hal aldığının farkında olarak yeni yapılan bina başka hiçbir yerde kullanılmayan teknolojilerle donatıldı. Amaç, güvenlik zaaflarını en aza indirmek. Dinlenebilme gerçeğini göz ardı ederseniz çok kez dinlenirsiniz ve çok kez zarar görürsünüz. Yeni bir terörist saldırı ihtimali hala ciddi bir tehdit. Binanın göze çarpan en açık güvenlik tedbiri ise dışındaki iskelet. İşlevi ise düşman ekipmanlarının binanın içindeki bilgisayar ve ses sinyallerini yakalamalarını engellemek. Katmanların arasına radyo ve telsiz dalgası yayılarak gezinen başıboş sinyaller engelleniyor. Amerikan haber alma ağının merkezinde olmasından ötürü CIA teröristler için daima bir hedef noktası. Eğer 20. yüzyılın ortalarını atom bombası ve nükleer silahlarla tarif ederseniz, mutlaka yüzyılın sonlarında bilgisayar, internet ve tek bir elektronla tarif etmeniz gerekir. Çünkü bir sistemi etkisiz kılmak için doğru programın içine yerleştirilen tek bir elektron, yüzyılın ortalarında patlayan atom bombalarından daha büyük bir terör, bir insana daha büyük bir yıkım getirebilir. Biri tarafından bütün müşteri hesap bilgileri silinen ticari bir bankaysanız, bütün o bilgileri tekrar oluşturmanız yıllarınızı alabilir. İşte siber terörizme bir örnek. Eve gittiğiniz zaman güç kabloları koparıldığı için elektriklerin olmadığını görseniz ne olurdu? Ya da 12 bin mil uzakta bir öğrenci bilgisayar başında oturarak bütün doğu kıyısının iletişimini kestiğinde, para transferlerini durdurduğunda, New York borsasını işlemez hale getirdiğinde, aslında bütün iletişim altyapımıza saldırdığında bunu engelleyebilmek, nükleer silah laboratuvarındaki sırları saklamak kadar çok önemlidir. Dünya değişti ve artık teröristler bilgisayar ve internet kullanıyorlar. George Tenet, CIA'nin şu anki yöneticisi. Önemli bilgilerle olan bağı onu başlıca hedeflerden biri yapıyor. Günün 24 saati sıkı koruma altında. Bizzat başkan tarafından bütün haber alma ağını denetlemesi için atandı. Hayati amaçları olan çok büyük bir haber alma teşkilatımız var. Merkezi haber almanın yöneticisi, teşkilatın etkinliğini artırmak ve görevlerini yerine getirmek için çok çalıştığını temin ediyor. Bu görev, önceden hareket etmeyi ve terörist saldırılara engel olup onları bozguna uğratmayı gerektiriyor.
Küresel Yanıtlama Merkezi'nin içi. Burada terörle mücadele birimi bütün dünyadaki terör faaliyetlerini gözlüyor. Merkezin amacı terörist saldırıları engellemeye yarayacak bilgileri elde etmek. Bir saldırı olduğunda CIA suçluları adalet önüne çıkarmakla yükümlü. Küresel Yanıtlama Merkezi'nde çalışmalarını yürüten başka birçok grup var. Hepsi kendi tecrübe alanlarında katkılarını sunuyor. FBI de bunlardan biri. Basitçe FBI, terörle mücadelemizin bölgedeki partneridir. CIA'in yasal olarak uluslararası operasyon yapma hakkı var. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde operasyon yapması kesinlikle yasak. Burası FBI'ın bölgesi. Ama çoğu terörist deniz aşırı çalıştığı için bu iki teşkilatta sık sık birlikte hareket ediyor. ...1996'da FBI ve CIA birbirlerine vekil atamaya karar verdiler. CIA'in terörle mücadele merkezine katılan ilk FBI ajanı Dale Watson'dı. Karşılıklı iletişim, her iki organizasyonun da hem ülke içinde hem de ülke dışında birbirlerinin ne yaptığından haberdar olmaları için tek çözümdü. Büroda görevlendirilmiş bir miktar adamım vardı. Ajanlık işlerini değil de büro işlerini yapan. Keza büro bizim işlerimizi görecek insanlara yollardı. Herhangi bir zamanda haftada ortalama 30 tehditle karşılaşıyoruz. Hepsiyle ilgileniyoruz. Hepsini ciddiye alıyoruz. Birleşik Devletler içindeki her türlü terörist faaliyet federal büronun işidir. Bizim işimiz onların ülke içindeki çalışmalarına destek vermektir. Dışişleri Bakanlığı deniz aşırı politikaları düzenlerken CIA tarafından sağlanan bilgilere çok fazla mahkum. Dışişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele koordinatörlüğü temsilcisi Michael Sheehan. Stratejik seviyedeki haber alma, tehlikenin nerede olduğunu, kimlerin bu gruplara sığınak sağlayıp yataklık yaptığını, hangi ülkelerin bu gruplara ne derecede bağlantılı olduğunu bilmemizi sağlıyor. Ve ülkeyi saptadığımızda tutumlarını değiştirmeye çalışıyoruz. Yaptırım, politik baskı, uluslararası kınama. Sorunlar çok çeşitli. Baskının Orta Doğu'ya yoğunlaşma eğilimi var. Ama Güney Asya'daki ve Avrupa'daki farklı ideolojiden grupların da farklı hedefleri ve terörist amaçları bulunuyor. Hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi hangi birimin hangi tehlikeyle mücadele edeceğini belirliyor. Benim görevim onlarla çalışmak, hareketlerini kolaylaştırmak, onları bir araya getirmek ve başkanlık politikasının uygulanmasını sağlamak. Bir ihbar önce Beyaz Saray'a ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ne gelir. Bu uyarı genellikle CIA'in başkana günlük rapor dosyası formatında gelir. Bizim komutlarımızı uygulama zorunlulukları yok. Ama farklı bir öneriyle geldiklerinde sağlam delilleri, iyi tanımlanmış ve inandırıcı önerileriyle bize garanti vermeliler. Merkezi haber almanın yöneticisinin başkanın yanına gidip terörizmi Amerikan halkı ve Amerikan değerleri yarattı ve bazen bunu engelleme konusunda yetersiz kalıyoruz demesi pek hoş bir durum değil. Görevimiz bu raporlar hakkında bilgisi olan herkesi bir araya getirmek ve bilgileri mümkün olan hızda değerlendirmek. Birleşme dediğimiz şeyi yaparak FBI'yi, CIA'yi, Ulusal Güvenlik Ajansı'nı, Savunma Haber Alma Ajansı'nı, Dışişleri Bakanlığı'nı bir araya getiriyoruz. Ve raporu, bu rapordan yola çıkarak neler yapabileceğimizi, kaynakları nasıl sınayacağımızı, yeni bilgilere nasıl ulaşacağımızı konuşuruz. İlk adım, deniz aşırı ajanlardan mümkün olabildiğince fazla bilgi dünyayı bölgelere ayırıyor.
ve takımlarına çalışacaklar bölgeler tayin ediyor. Bu takımlar bilgi edinmek ve bunları çözümlemekle sorumlu. Ayrıca ülke dışındaki gizli çalışan memurlara da destek verirler. Terörle Mücadele Merkezi, deniz aşırı ülkelerden kendine bilgi akışını bölgelere ayrılarak çalışma düzeni üzerinden sağlıyor. İstasyonlarımızın yerleşimini de, kimin nerede operasyon sorumluluğu olduğunu da bu alan dağılımları belirliyor. Deniz aşırı çalışan memurlarımız da var. Operasyon müdürlüğündeki gizli servise bağlı memurlar yurt dışına temelde iki amaç için gider. Amerikan hükümeti için hırsızlık yapar ve yalan söyleriz. Düşman hedef kim olursa olsun gidip gerekli bilgileri çalarız. Onlar bilgileri isteyerek ya da bedavaya vermezler. Bizim zorla ve gizli yollarla elde etmemiz gerekir. Haber alma teşkilatı, terörist gruplar harekete geçmeden önce kim olduklarını, planlarını ve hedeflerini öğrenir ve bizim doğru yerde savunmaya geçmemizi sağlar. Diğer dost hükümetlerden teröristler harekete geçmeden önce onları tutuklamalarını talep etmemize imkan sağlarlar. Birleşik Devletler komşularıyla politik, askeri ve ekonomik alanlarda sürekli görüşme halindedir. Diğer bütün devletler gibi öncelikli endişesi kendi çıkarlarını korumaktır. CIA bir terör örgütüne sızarsa Birleşik Devletlere ve dış politikasına muhalif hareket etmesi olası. CIA'nin yasa dışı topluluklarla mücadele etmesi kaçınılmaz. Bu açıdan bilgi toplamak her zaman Birleşik Devletlere karşı bir tepki potansiyelini de barındırıyor. Bizden sorunlarını çözme olanağı sağlamamız bekleniyor. Olabilecekler konusunda onlara kötü haberler vermemiz gerek. Hatta bizden yürütebilecekleri politikanın tam zıttını, bir konuda hiç düşünmedikleri bir öneriyi ya da öğrenmeye tenezzül etmedikleri bir bilgiyi bekleyebiliyorlar. Ama bizim bağımsız ve bütünlüklü hareket edişimiz onları her gün memnun etmekten çok daha önemli. CIA, dünya genelinde bilgi toplamak için hem ajanları hem de son teknolojiyi seferber ediyor. Şimdiki örnekte bir terörist grubun istihbaratının nasıl toplandığını göreceğiz. Bir CIA mensubu, bağlantılardan yerel bir politik grubun bir Amerikan üssüne saldıracağı bilgisini alıyor. Teşkilat, bilinen bir teröristle görevi onun ve adamlarının yerine getireceklerini umarak bağlantıya geçiyor. Bugünkü teröristler ve suçlular, siber terörizmle ya da uyuşturucu kaçakçılığıyla elde ettikleri milyarlarca dolarla piyasadaki en yüksek teknolojiyi satın alıyorlar. Tam anlamıyla söylemek gerekirse CIA, iyi organize edilmiş, iyi finanse edilmiş, yüksek motivasyonlu suçlularla dişe diş bir mücadele veriyor. Bilgiler hemen CIA merkez binasına gönderiliyor. Beyaz Saray bilgilendiriliyor. Güvenlik gerekçesiyle alarm durumuna geçiliyor ve mutlaka daha fazla bilgi elde edilmesi gerekiyor. Terörle mücadele memurları işe koyulur. CIA bu operasyonları açıkça tartışmaz. Ama haber alma teşkilatıyla çalışan uzmanlar işleri nasıl yürüttüklerini bize söylemeye ikna oldular. İlk karar bir hedeften bilgi toplamak. Yapılan ilk şey bir hedef çalışması ve incelemesidir. Yani hedefin 360 derece çevresinde onu etkileyen unsurlara bakmak. Ve sonrasında bir dinleme cihazı yerleştirmemiz, faks gönderimini engellememiz ya da telefon hattına sızmamız gerektiğini söylerler. Haber alma destek grubu, hükümet ajanlarına elektronik ve teknik malzeme yönünden destek veren şirket.
Richard DiSabatino anlatıyor. Genelde insanlar bazen fax gönderiminin engellenebildiğini bilmezler. Bu gerçekten engellenen ve kayıt altına alınan bir fax. Bir kayıt diğer gerekli ajanslara gönderilmek için bir CD-ROM'a aktarılır. Bir fax geldiğinde tek tonlu bir ses duyarsınız. Bu sizin fax makinenizle aynı anda çalar. Sonrasında duyacağınız ses ise bizim beyaz ses ya da dijital ses dediğimiz ton. Onu ortasında yakalıyoruz ve sinyalleri deşifre ediyoruz. Ardından bilgisayardan çıktısı alınıyor. Her türlü telefon görüşmesi ve fax iletişimi elde edilebilir ve deşifresi yapılabilir. Uydu iletişiminden veya kablo hattından ya da fiber optikten ele geçirilen verileri bilgisayar sistemine aktardı. Kaydedilen fax veya bilgisayar iletişimi, hatta sesli iletişimlerde de şifre edildi. Tam burası ajansımızın uzmanlığının etkinleştiği nokta. Fax, şüpheli teröristlerin yerel bir ofiste bir araya geleceklerini belirtiyor. Buluşmanın tarihini ve saatini bilen CIA, zaman kaybetmeden çalışmaya koyuluyor. Teröristlerin buluşma bölgesine konuşlanan memurlar, video ve ses kayıt aletlerini kuruyor. Teknik operasyon başlıyor. Tekrar CIA merkez binasındayız. Ajanlar uydu fotoğraflarına ihtiyaç duyuyor. Uydular ve uçaklar havada işe koyulurken, ajanlar da yerden fotoğraf alıyor. Fotoğraflar bilgisayarda 3 boyutlu haritalar oluşturmada kullanılmak üzere merkez binaya yollanıyor. Bu haritalar sahadaki ajanların plan geliştirmesine katkıda bulunacak. Her bina, her çit, her ağaç uzmanlar tarafından 2 boyutlu bir dijital harita oluşturmak için dikkatlice analiz ediliyor. Bilgisayar teknolojisi alandaki her cismin yüksekliğini hesaplamayı olanaklı kılıyor. CIA'nin yaptığı, cisimlerin sanal bir 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmaktır. 3 boyutlu yapay dünyada bir plan yapabilir ve bunu adım adım inceleyebilirler. Bu, daha önce bu şekilde kullanılmayan bir olanak. Yapabileceğim şey bir hedef saptamak ki bu hedef noktası da bekçi kulübesinin önü olsun. Ve sonra sistem o noktaya geldiğimde görüş alanında neler olacağını gösteriyor. Biz aslında operasyonun kısa bir filmini hazırlıyoruz. Yolu çiziyoruz. Sonra sizi yolun başına bırakıyoruz ve zaten siz neler olacağını bilerek yola koyuluyorsunuz. Merkez binadan uzakta, yüksek gizlilikteki CIA biriminde başka işler de görülüyor. Terörist hücrelerine sızmayı sağlayacak işler. CIA'nin teknik servis bölümünde ajanlar, en gelişmiş teknolojiyi kullanarak gizli operasyonlar için uygun aygıtlar tasarlıyor. Bizim işimiz, ajanların ve istihbaratın diğer bileşenlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji geliştirip uygulamak. Teknik servis ofisinin meydan okuması bir şeydir. Buradaki sorun, istihbarat görevlisine gizli operasyonlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli aygıtları nasıl sağladıklarıdır. Birçok olayda bize karşı kullandıkları teknolojileri, ticari hünerleri ve suç işleme yetenekleri olan kötü çocuklara karşı belli belirsiz de olsa bir avantaj sağlayamıyoruz. Bu tarz bir ticaret hünerini açığa vurmayacağız ama gerçekte kayda değer şeyler yapıyoruz ve insanları gizli kapaklı işlerde çalışabilir hale getirmek adına dikkate değer çapta mesafe kat ettik.
Richard DiSabatino bize bir CIA teminin hedef seçtiği binaya nasıl sızdığını göstermeye ikna oldu. Bu bizim deneyim binası. Gördüğünüz gibi çölün ortasındayız. Birinci amacımız gözetim ekiplerini göndermek. Ekipler binanın çevresinde olur. Dikkat çekmemek için çevredekilerin arasına karışmak zorundadırlar. Tim, binaya girişlerine katkısı olabilecek her türden bilgiyi toplayacak. Herhangi bir yerde gözetim süreci bir haftadan birkaç aya kadar değişebilir. Tim kendisini rahat hissedince bir sonraki aşamaya geçer. Bir sonraki aşama kilitleri açmak için bir yol bulmaktır. Bunun için CIA, muhteşem Harry Houdini'nin rehberliğine başvurdu. Anlaşılıyor ki, Houdini dünyayı dolaşırken yaptığı bir şey de, gördüğü her kilidin ve anahtarın birer örneğini alıp ayrıntılı olarak üzerinde çalışmaktı. Eğer İngiltere'ye bir tanıtım turuyla gidiyorsa, yaygın olarak kullanılan her kilidin ve anahtarın birer örneğini de yanında taşırdı. Birleşik Devletler'de kullanılan anahtarlarla İngiltere'de kullanılan anahtarların arasındaki farkları bilirdi. Houdini'nin yürüttüğü binlerce kaçışın tümünde, açtığı binlerce kilitte hiç başarısızlığa uğramamasının bir nedeni vardı. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyordu. İşte bu da CIA'nin benimsediği yöntemin bir parçasıdır. Ajanların ne tür kilitlerle uğraştıklarının farkında olmaları gerekiyor. Bir başka araştırma yapmalılar. Ve bu araştırmanın bir bölümü, bir kişinin kilidin yüzünün fotoğrafını çekmesini ya da özel bir birleşimi, yani anahtar girişinin bir damgasını getirmesini gerektirebilir. Bunun için kullanacakları anahtar kalıbı çıkaran bir donanım var. Kilit bölgesine sokacakları bu donanımı yanlarında götürecekler. Temizlikçi, telefon tamircisi ya da herhangi bir ziyaretçi gibi ziyaret için uydurma bir gerekçesi olan casus, kolaylıkla hedeflenen kapıya doğru yürüyecektir. Ve bu aleti anahtar girişine hemen sokacaktır. Buna yönelik bir deneme, bu gizli giriş için gereken anahtarın boyutunu olduğu gibi, kilidin markasını ve türünü de saptayacaktır. İdeal olarak bu kalıp tam bir kopyasının yapılması için karargaha gönderilir. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda CIA görevlisi anahtarı kendi kesmek zorunda kalacaktır. Böylece meydan okuma artık nasıl hızla bu anahtarı kopyalayacağımızdır. Bunun için ta 2. Dünya Savaşı sırasında istihbarat örgütleri anahtar kalıbı döken bir aygıt tasarladılar. Bu kabaca içi kille dolu küçük bir alüminyum kalıptı. Fikir şuydu: kalıbı açarsınız ve anahtarı içine sokarsınız. İkisinin arasına koyarsınız ve sıkarsınız. Elinizde kalan anahtarın ve dişlerin tam bir kopyasıdır. Bir sonraki aşamada küçük bir yüksükle 120 derece sıcaklıkta eriyebilen bir metal olan serabamdan bir parça alırsınız. Böylece basit bir doğum günü mumuyla metali ısıtabilirsiniz. Eriyik hale gelince onu kalıbın içine dökersiniz. Soğuyup kuruduğu zaman kalıbı rahatlıkla açarsınız. Eriyik haldeki anahtarı oradan geri alırsınız. Maymuncuğun yanına koyarsınız ve kopyaya tam olarak uyuncaya kadar maymuncuğu törpülersiniz. İşe alışkın bir uzman bu işin tamamını 10 dakikadan daha kısa sürede yapabilir. Anahtarlar kesildikten sonra tim işe koyulur. İlk amaçları alarm sistemini etkisiz hale getirmektir. Bu tarz aygıtlar, teröristler üzerine yapılan araştırma, fiziksel bağlantılı konvansiyonel bir alarm sistemi kullandıklarını gösterdiğinde,
Alarmı etkisizleştirmek için geliştirilmiş ve tellerden oluşan devreyi tamamlamak için vardır. Bu tutturulacaktır ve devrenin her iki tarafına iki timsah baş yerleştirilmelidir. Bu nedenle kilit açıldıktan sonra alarm sistemi kapının açıldığını saptayamayacaktır. Bu devre sinyal göndermeyi sürdürecektir ve merkezi alarm kapının hala kapalı olduğunu sanacaktır. Geçtiğimiz yıllarda alarm sistemleri artan biçimde karmaşık olmaya başladı. Her birini etkisiz hale getirmek için titizlikle incelemek gerekiyor. Bizim işimiz laboratuvarda alarm sinyal sürecini sonlandırıp sonlandırmadığımızı görmektir. Örneğin burada bir alarm paneli var ve biz buraya bir sinyal vererek bunun bu panel üzerindeki etkisini saptıyoruz. Frekans enjekte etmenin tekil olarak bu alarm paneli üzerindeki etkisini belirlemeye çalışıyoruz. Deneme yanılma süreciyle ajanlar sistemi nasıl kapatacaklarını buluyorlar. CIA'nin mühendisleri devamlı olarak bu karmaşık teknolojiyle başa çıkmanın yollarını arıyor. Sıklıkla elektronik ve kimya kullanılıyor. Örneğin, konuştuğumuz gibi bilimcilerimizden biri bir kimyasal akışkan hava kullanarak elektronik devreyi bozacak bir cihaz geliştirmeye çalışıyor. Bu alanda çalışan uzmanlardan biri de mühendis Chester Storrst. Akışkan hava mutlak sıfırdan yalnızca 77 derece yukarıda, yani donma noktasından yaklaşık 200 derece aşağıdadır. Ve sıvı nitrojenin içine yalnızca elektronik devreyi değil, herhangi bir şeyi daldırırsanız, özellikleri şiddetli bir değişim geçirir. Yarı iletkenler, kondansatörler ve yalıtkanlardan oluşan duyarlı elektronik devre sisteminde değerler şiddetli bir biçimde değişecektir ve muhtemelen birçoğu kırılacak, sistem çökecektir. Tim, alarmı başarıyla kapatmıştır. Binanın dışında güvenlik alan görevliler içeridekilerle teması sürdürür. Bir odaya giriş yapıldığında göz önünde tutulması gereken birincil konulardan biri de her açıdan polaroid fotoğraflar çekmektir. Böylece dinleme cihazınızı ya da video kamerayı yerleştirdikten sonra odayı tam olarak eski haline getirebilirsiniz. Artık teknik servis ofisi dijital fotoğraf kullandığı için çektiğiniz fotoğrafı anında görebilirsiniz. Bu odadaki nihai hedef ses ve görüntü kayıt cihazlarını yerleştirmektir. Buradaki cihaz tek aygıta sıkıştırılmış olan bir CMOS video kamera ve vericidir. Bu muhtemelen görüp görebileceğinizin en küçüğüdür. Bu odada kamerayı yerleştirebileceğimiz muhtelif noktalar var. Örneğin havalandırma boruları, ışık sistemi, bitkiler. Sinemada ya da televizyonda gizlice bir yere giren kişinin cebinden bir böcek çıkardığını, saklamaya uygun bir yer bulmak için şöyle bir çevresine bakındığını ve bir masanın altına yapıştırıp dışarı çıktığında mucizevi bir şekilde düzeneğin mükemmel olarak çalıştığını görürsünüz. Acaba gerçek dünyada bu böyle midir? Bir operasyonun başarılı geçmesi, titiz bir planlamaya, analize ve yolunuza çıkabilecek her türlü fiziksel engeli göz önünde bulundurmanıza bağlıdır. Yerleştirdiğinizde böcek, iletiyi tamamen engelleyen bir metal dalganın yanında mıydı? Sinyalinizi maskeleyen bir elektrik santrali, bir güç kaynağı var mı? Bunların üzerinde çalışılmalıdır. Çünkü sıklıkla içeri girip operasyonu yapmak için yalnızca bir kerelik fırsat vardır. Ya hep ya hiç. Ya mükemmelen çalışır ya da tüm bu çaba boşa gitmiştir. Bu bir montaj takımıdır. Bu takım ajana montajını yaparken yardımcı olması için geliştirildi. Her türlü matkabı içerir. Patentli olduğu için matkabın teknolojisi üzerine çalışamıyoruz. Ama fazla gürültü çıkarmayan matkaplar geliştirebiliyoruz. Bu bir telefon takımıdır.
Birincil işlevi, ajanın telefon sinyalini yakalayan donanımı monte etmesine yardımcı olmaktır. Ben odaya girdikten sonra böceği nereye koyacağım önceden belirlendiyse ve bu yer tavandaysa oraya nasıl çıkarım? Filmlerde basitçe bir masanın ya da sandalyenin üzerine çıkarlar. Ama gerçek hayatta teknik servis ofisi masanın üzerine çıkarsanız ayak izi bırakma riski olduğunu bilir. Masanın üzerindeki deride ayakkabınızın izini bırakma riski vardır. Demek ki tamamen yeni bir destek aygıtları takımı tasarlamak gerekiyor. 2 metrelik bir merdiveni bir evrak çantasına sığacak şekilde nasıl küçülterek saklarız? Hadi hadi hadi. Yerleştirme sırasında yaratıcılığını ve becerisini kullanmak, bu işi yapan ajanın bileceği bir şeydir. Tuzak kurulur ve bekleme başlar. Yakınlara bir gözetim ekibi yerleşir. Burada teknisyenler olan biten her şeyi gözleyip kaydedebilir. Ertesi gün teröristler gelir. Kapılar kapanınca grup gerçekleştireceği saldırıyı planlamaya başlar. Teröristler içindeyken bir görevli arabaya doğru gider. Jipin altına bir böcek yerleştirilir. Bu sayede CIA teröristleri gizlendikleri yere kadar izleyebilir. İçeride görüşme sona erer. Teröristler planlarını yapmışlardır. Ama bilmedikleri şudur ki CIA saldırıyı durdurmak ve işin içindeki herkesi tutuklamak için yeterli bilgiye sahiptir. Televizyon izleyicilerin çoğunun anlamadığı sır, küresel uyduların üçgenlerden oluşturduğu normal sinyallerin kasıtlı olarak hatalı oluşturulduğudur. Ve bu hata, örneğin 150 metrenin 300 metre olarak okunmasına yol açar. Bu şekilde tasarlanmasının nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı füze saldırısı gerçekleştirmek isteyen bir düşmanın hedefi vurmak için doğru bilgilere erişmesini engellemekti. Bu nedenle ticari ürünlere giden sinyaller kasten alçaltılıyor. CIA'nin gerçek sinyalleri öylesine kesindir ki, hatırlarsınız Körfez Savaşı'nda gerçek anlamda pencerelere nişan alıyorlardı ve çerçevenin herhangi bir kenarına dokunmuyordu bile. Bu yüzden bir kesinliğe ulaşılabiliyor. Teröristler CIA'yı ön kapılarına yönlendirdiler. Bunun üzerine görevliler topladıkları bilgiyi analiz edecekler. Yerel otoritelerle iletişime geçilir ve teröristlerle birlikte hareket eden grup tutuklanır. Ama teröristler hemen yakalanmayacaktır. Onlar tam olarak CIA'nin istediği yerdedir. CIA artık gizlendikleri yeri bilmektedir ve gözetim altında tutacaktır. Gruba ait fotoğraflar ve kayıtlarla CIA artık kimlik tespiti için çalışabilir. Örgütün içine sızmaya, geleceğe dönük planlarını ve başka kimin onlarla birlikte hareket ettiğini öğrenmeye çalışırlar. CIA sıklıkla kendini ahlaki bir çelişkide buluyor. Ülke olarak biz terörizme, katillere karşı mücadele ediyoruz.
Ama CIA olarak saldırgan bir terör hücresine sızmaya çalışıyorsanız, zaman zaman normalde birlikte kiliseye gitmeyeceğiniz insanlarla iş yapmak zorunda kalabilirsiniz. Beyaz bir smokin giyerken, beyaz eldiven takıyorsanız ve arabanızın motorunu tamir ediyorsanız, muhtemelen üzerinize biraz yağ bulaşacak. Bir bölgede ya da ülkede neler olduğunu öğrenmek istiyorsanız, buna terörizm de dahildir. İçine girmeden ve oradaki insanlarla temas kurmadan neler olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz ki? Ve bunu yapıyorsanız, işin tanımı gereği nahoş insanların sırtını sıvazlıyorsunuz. Bu istihbarat işinin bir yan ürünüdür. Nahoş konularla ilgilenirken nahoş insanlarla uğraşmak kaçınılmaz bir durum. Günümüze yaklaşılırken Birleşik Devletler Hükümeti bir dizi şaşırtıcı tehditle yüz yüze geldi. Bilgisayarların 2000 yılı sorunu üzerine oldukça yayın yapılmıştı. İstihbarat yetkililerinin en büyük endişesi ise Birleşik Devletlere ya da tesislerine yönelik bir terör saldırısıydı. Ve elimizdeki bilgilere dayanarak bunun gerçekleşeceğine inanıyorduk. İki Aralık 1999'da CIA'nin kontrterör dairesi başkanı, Başkan Clinton'ın antiterörizm şefi Richard Clark'ı aradı. Mesajı oldukça netti. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı, 31 Aralık ya da 1 Ocak'ta Amerikalılara karşı bir terör saldırısı düzenlemeye çalışan bazı örgütlerin olduğunu keşfetti. Aralık ayının ortalarında Ürdün istihbaratı ve güvenlik güçleri, bu tarihte Ürdün'deki Amerikalı turistlere saldırmayı planlayan bir terör hücresini bastı. Gelen en kötü haberse bu hücrenin dünyanın en çok aranan terör lideri Osama Bin Laden'e bağlı olmasıydı. Bin Laden, Tanzanya ve Kenya'daki Amerika Birleşik Devletleri elçiliklerinin 1998'de eş zamanlı olarak bombalanmasından sorumlu tutuluyordu. Bu saldırılarda 256 kişi ölmüş ve pek çok kişi yaralanmıştı. Amerika'ya karşı tek başına ilan ettiği cihadı yürütebileceği milyonlarca dolarıyla Bin Laden, çok sayıda ölümcül saldırıyı organize etme imkanına sahipti. FBI ajanları ve savcılar kanıt toplamak üzere derhal Ürdün'e gönderildi. Ürdünlülerin bilgisayarlarından alınan verileri içeren diskler CIA karargahına ulaştırıldı ve burada uzmanlarca tercüme edilerek incelendi. Elde edilen istihbarat, şüphelilerin alışveriş merkezleri ve kutsal bölgelerde Amerikalı turistlere makineli tüfeklerle saldırmayı planladığını kanıtladı. Planlanan tüm diğer saldırıların kanıtları da Bin Laden'i işaret ediyordu. 11 Aralık 1999'da Dışişleri Bakanlığı, seyahat edecekler için Amerikan vatandaşlarını hedef alan terörist saldırıların ciddi risk oluşturduğunu bildiren bir uyarı yayınladı. Yüksek alarm durumuna geçmiştik. Bu muhtemelen Körfez Savaşı'ndan beri Birleşik Devletler Hükümeti'nin yaşadığı en ciddi alarm durumuydu. Bir sonraki işaret kendini Amerikan topraklarında gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Dairesi, Kanada sınırından Birleşik Devletlere geçmeye çalışan patlayıcı yüklü bir aracı ele geçirdi. Aracın sürücüsü Ahmet Rassam, Afganistan'da bir türlü yakalanamayan Bin Laden'e bağlı bir terör kampında bulunmuştu. Ürdünlülerle bir bağlantısı var mıydı? Kaç Rassam daha sınırdan geçmişti? Nereye gidiyordu, hedefi neydi, bunun gibi şeyler. Tüm bu sorular FBI'yi harekete geçirmişti. Tüm Birleşik Devletler sınırlarında güvenliğin artırılmasıyla birlikte CIA ve FBI uzmanlaşmış ekiplerinin Avrupa'ya gönderilmesine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'ı yöneten Taliban üzerinde politik baskı kuracaktı. Taliban 1995'ten beri Osama Bin Laden'e barınak sağlıyordu. Osama Bin Laden'in nerede olduğunu ve onu nasıl tutuklayacağımızı bulmak işin en zor kısmıydı. Güvenlik güçleri için çok güç bir görevdi bu. Her ülke Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle işbirliği yapmaya yanaşmıyordu.
Büyükelçi Sheehan, Afganistan Dışişleri Bakanı'nı aradı. Onu herhangi bir saldırı gerçekleştiği takdirde Taliban'ın sorumlu tutulacağı konusunda uyardı. Bu tehdit askeri müdahale yapabileceklerini ima ediyordu. Bu doğrultuda komşu ülke Pakistan'daki Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun çalışanları geri çağrılmıştı. ...1999'un yılbaşı gecesi geldiğinde dünya yeni milenyumun şafağını kutlarken hiç kimse Bin Laden'in durgunluğunun iyi işaret olduğuna inanmıyordu. Hedefin Los Angeles olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da Seattle şehrinin merkezi? Hayır, söyleyemeyiz. Ama eminim ki pek çok hayat kurtarıldı. Başarılı istihbarat çalışması ve onu doğru insanlara ulaştırmaktaki becerimiz bu planların geçmiş bin yılın mirasına dönüşmesini engellemişti. Ama bu bir yanılgıydı. Dünyadaki olayların yarattığı karışıklıkta Bin Laden en çok ses getirecek ve en ölümcül saldırısını hazırlıyordu. Önceki başarısızlıklarından ders alan ve Bin Laden'den etkilenen uluslararası terör ağı, Amerikan halkının ülkelerinin güvenliğine dair inançlarını sarsmanın eşiğindeydi. Bir sonraki saldırı hedefini bulacak, 3000 insanı öldürecek ve CIA'in Amerika'nın gizli düşmanlarının intihara varan fanatizmini hafife aldığını ortaya çıkaracaktı. Tüfeğiyle binaya giren çalışanların üzerine aralıksız kurşun yağdırdı. Kurşunlama bittiğinde iki CIA çalışanı ölmüş, üçü yaralanmıştı. Ghanzi yakalanmasına fırsat vermeden hemen Pakistan'a kaçtı. Suçlunun yakalanması için uluslararası bir operasyon başlatıldı. FBI, Ghanzi'yi en çok arananlar listesinde ilk onun içine koydu. CIA, Afganistan'ın komşusu Pakistan'da varlığını hala sürdüren soğuk savaş kaynaklarından istihbarat topladı. Ghanzi'yi yakalamak birkaç yılımızı alsa da onu yakaladık ve adalete teslim ettik. Sonunda Ghanzi yakalandı ve Washington'a geri götürüldü. Yargı önüne çıkarıldı. Birinci dereceden cinayet ve ağır yaralama suçlarından ölüm cezasına mahkum edildi. Düzenlediği saldırıdan 5 yıl sonra 1998 Şubat 4'te Fayre Eyalet Mahkemesi'nce Ghanzi'ye ölüm cezası uygulandı. Şimdi suçun işlendiği yerde ölenlerin anısına ahşap haçlar duruyor. Yakın zamanda meydana gelen terörist saldırıların önlenmesi amacıyla istihbarat teşkilatı önlemler alıyor. Merkezi çevreleyen 250 metrekarelik alan 24 saat koruma altında. Sadece görevlilerin içeri girme izni var. Engeli geçti. Teknolojik açıdan kötü adamların bir adım daha önünde olmaktır. Hem de teknolojinin hızla değiştiği ve bazen elinizdeki bir çipin buzdolabınızdaki sütten daha erken değerini yitirdiği günümüzde. Bundan bir hafta sonra yeni bir teknoloji rahatlıkla çıkabiliyor. CIA 1981'de ikinci bir binanın inşasına başlıyor. Düşmanların daha sofistike hal aldığının farkında olarak yeni yapılan bina başka hiçbir yerde kullanılmayan teknolojilerle donatıldı. Amaç, güvenlik zaaflarını en aza indirmek. Dinlenebilme gerçeğini göz ardı ederseniz, çok kez dinlenirsiniz ve çok kez zarar görürsünüz. Yeni bir terörist saldırı ihtimali hala ciddi bir tehdit. Binanın göze çarpan en açık güvenlik tedbiri ise dışındaki iskelet. İşlevi ise düşman ekipmanlarının binanın içindeki bilgisayar ve ses sinyallerini yakalamalarını engellemek. Katmanların arasına radyo ve telsiz dalgası yayılarak gezinen başıboş sinyaller engelleniyor. Amerikan haber alma ağının merkezinde olmasından ötürü CIA teröristler için daima bir hedef noktası. Eğer 20. yüzyılın ortalarını
atom bombası ve nükleer silah... Bu nedenle CIA, belgelenmiş bütün bilgilerin toplanıp yok edilmesini sağlıyor. Bütün bu uğraşın amacı gizli kalması gereken bilgilerin hiç kimsenin eline geçmemesini temin etmek. Personel seçerken çok dikkatli davranıyoruz. Kendi çalışanlarımızın geçmişleri hakkında bilgi topluyoruz mesela. Çünkü elimizdeki bilgilerin açığa çıkması insanların hayatını tehlikeye atabilir. Elimizdeki bilgilerin gizli kalmasını sağlamak için çok sıkı çalışıyoruz. Teknoloji hızla ilerlerken bilgiyi koruyabilmek gittikçe zorlaşıyor. Soğuk Savaş boyunca CIA, Sovyet Rusya ve müttefikleri hakkında bilgi topladı. Günümüzde ise sayısız düşmanla uğraşmak zorundalar. Tarihçi Kate Melton, bir Soğuk Savaş dönemi casusluk uzmanı. Aynı zamanda dünyanın en geniş casusluk aletleri koleksiyonuna da sahip. CIA merkez binası bu koleksiyonun bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Melton CIA'ye tarih danışmanı olarak da hizmet veriyor. CIA'nin bugünkü en önemli çabalarından biri... Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA, gittikçe daha tehlikeli hale gelen dünyada kendi güvenliğini sağlamak için yeni politikalar belirlemeye 11 Eylül olayları öncesinde başlamıştı. Amerikalılar terörün hangi boyutlara erişebileceğini gördü. CIA, 11 Eylül öncesinde terörle nasıl mücadele ediyordu? Her şey CIA binasının etrafındaki çalışanlara arabaların içinden makineli tüfeklerle ateş açıldığı 1993 yılının bir sabahı başladı. Amerikan vatandaşına işlenen bir suç söz konusuysa soruşturma süreci ne kadar sürerse sürsün, failler eninde sonunda yargı karşısına çıkarılacaktır. Amerika Merkez Haber Alma Teşkilatı binası dünyadaki en güvenilir binalardan biridir. ...25 Ocak 1993'te CIA terörist saldırılara karşı kendinin de ne kadar savunmasız olduğu gerçeğiyle karşılaştı. Saat 8'de 29 yaşındaki Pakistanlı Mir Aymal Kansi arabasını CIA binasının önüne park etti ve AK-47 giriş izni alanlar güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra yaka kartı takmak zorunda. Merkezde bulundukları zaman boyunca kendilerine her zaman bir CIA çalışanı refakat ediyor. CIA'nin yabancıları merkezden uzak tutmaktaki amacı, güvenliği sağlamanın yanı sıra elindeki çok gizli bilgilere ulaşılmasını engellemek. Belgelenen bilgilerin merkezin dışına çıkmaması için çok sıkı yaptırımlar uygulanıyor. Merkezdeyken cep telefonu, çağrı cihazı veya kişisel bilgisayar bulundurmak yasak. Merkezin içi tamamen ses yalıtımlı. Elektronik olarak belgelenen bilgilerin hackerlar tarafından dışarı sızdırılmaması ve ele geçirilmemesi için CIA bilgisayarlarını koruyan özel programlar söz konusu. Genel olarak istihbarat merkezleri bilgilere ulaşılmasını engellemek konusunda diğer hükümet organları kadar zayıf değil. Bunun nedeni çok açık. Çok gizli iletişim ağlarımız ticari amaçlı ağlardan tam anlamıyla yalıtılmış durumda. Koruma kalkanı söz konusu, binalarımızı nöbetçiler ve emniyetle koruduğumuz gibi ağlarımızın hiçbir saldırıya uğramamasını hava boşluklarıyla sağlıyoruz. Bilginin izinsiz dışarı çıkmasını engellemek için merkezdeki bilgisayarların çoğu veriyi diske yazdırma ya da yükleme programlarından yoksun. Bina dışına çıkan bir bilgi bir şekilde yanlış insanların eline geçebilir.